Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Zero Geometri kitabında dairede uzunluk ve dairede alan konusunu konu anlatımına başlıyoruz. İlk etapta dairenin çevresinden bahsedeceğiz size. Evet, kitabımızda sayfa numarası 186, 187, 188 ve 189'un yarısını işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Dairenin çevresiyle başlıyoruz. Yarıçapı r olan bir çemberin ya da dairenin çevresi 2 pi Bunu bileceğiz. Hatta sana bir şey göstermek istiyorum. Bak hazır mısın? Dikkat. Bana bak şimdi. Hop. Şuraya bak bir de. Şöyle yapınca. Görüyor musun? Ne güzel. Böyle çok da güzel süslü bir pi var değil mi yüzünde? Sıfatımdan akıyor şu dersi iyi bir şekilde anlatacağım değil mi gençler? Evet şöyle pi harfini böyle görünce aklınıza hep ben geleyim he mi? Neyse ben derse devam edeyim. Çemberin çevresi neymiş? 2 pi Evet hemen başlıyoruz. Yarı çapı 4 santimetre olan çemberin çevresi 2 pi r. Direkt kaç yapar? 8 pi yapar. Örnek 2. Çevresi 16 pi olan o zaman 2 pi r eşittir 16 pi ise pi'ler nanay. R de buradan kaç yapar? 8 çıkar. Çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. Cevap 8. Bu arada pi'yi 3 alınız falan filan onları geçin. Ortaokuldaydı onlar. Cevap böyle pi'li falan olacak artık haberiniz olsun. Çemberin çevresi nedir diye soruluyor. Şöyle bir 60 derece verilmiş. Arkadaş bu 60 derece ise bu da yarıçap, bu da yarıçap. E bu bu eşit. 60 ise 180'den 60 çıkart. 2'ye böl. 60 60 yapıyor. Yani eşkenar üçgen oldu bu. Yarıçap kaç oldu? 5 oldu. Çemberin çevresi 2 pi r. Yani 10 pi yapar dostum. Evet, örnek 3 10 pi oldu. Geldi örnek 4'e. 45 derece verilmiş. 45 ise gördüğü yay 90. Şimdi Çemberin çevresi isteniyor bizden. Çemberin çevresi için ne lazım bize? Hocam formül 2 pi r ya. Formül 2 pi r olduğu için bize sadece ve sadece yarı çap lazım. Yarı çap bulmalıyız. O zaman en etkili silahımız yarı çapı kullanmalıyız. Al sana yarı çap al sana yarı çap. E, burada 90 derece var. Merkez açıdan dolayı 90 yapar. Burası r burası r. A ikizkenar dik üçgen. Yani r kök eşittir. 6 kök ise eğer r'yi buradan 6 olarak buluruz. R6. Çemberin çevresi isteniyor. Çevre de 2 pi R'ye eşitli. Yani cevap 12 pi yapar. Evet örnek 4 12 pi. Şimdi dikkat. Çemberin çevresi ne? 2 pi R değil mi? 360 derecede 2 pi R değil mi? Evet. E ben alfa dereceliktekini şuraya soracak olursam eğer bak ölçü olarak burası alfa ama uzunluk olarak nedir? Alfa derecede nedir dersin? Oran orantı yaparsın soru işareti ne oluyor? 2 pi r alfa bölü 360 eşit oluyor. İşte oran oran tekniğiyle çıkıyor. Normalde çemberin çevresi 2 pi r ya 2 pi r alfa dereceliği sorulursa alfa bölü 360 ile çarpacaksın sadece. Tamam Bu da çok kolay. Ya yüzdünlüğünde de bizde ne lazım? Bir yarıçap lazım. iki açı lazım. Merkez açısını bulacaksınız. Dikkat edin buna. 360 derecelik çemberin tamamını kapsadığı için alfa derecelik açı çemberin e, alfa bölü 360 katı kadar olmak zorunda. Burada da ondan bahsediyoruz. Peki yarım çember, yarım çemberin yayı nedir? Bak yarım çember yayının uzunluğu nedir? Normalde 2 pi r bölü 2'den pi r yapıyor? Evet pi r yapıyor. Ama bize yarım dairenin çevresi sorulursa bak ben burada yay uzunluğundan bahsettim. Yarım çemberin çevresinden bahsedersek bir de yarıçaplar girmiyor mu? Giriyor. Yani yarım çemberin yarıçapı derse 2 pi r bölü 2 artı 2 r dersiniz. Hatta pi r artı 2 r şeklinde yazmıyorum. Çünkü ezbere yapma diye. Çeyrek çember. Çeyrek çemberin yay uzunluğu nedir? Hocam 2 pi r bölü 4'dür. Yani pi r bölü 2 yapar. Ama bize çeyrek çemberin çevresi isterse o zaman çevrede ne giriyor işin içine? Bu giriyor bu giriyor bu giriyor. Yani o zaman 2 pi r bölü 4 artı bir de 2 r'yi ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Şimdi çeyrek yay uzunluğuyla çeyrek çemberin çevresi farklı. Dikkat et. Yay uzunluğu farklı. Çev çevresinden bahsederse işin içine ne giriyor bir de? Tüm çevre giriyor yani yarıçapları da hesaba katacaksın orada tamam bunu unutma hadi bakalım şimdi şuraya gelelim 60 derece verilmiş AOB açısı 60 derece OA'yı da 12 vermiş ACB yayı uzunluğu isteniyor arkadaşlar yay uzunluğu isteniyorsa bize yarıçap lazım açı lazım x de var 2 pi r 60 bölü 360 bana direkt sorucu verir. Hocam şunlar şunlar sadeleşse 6 yapar. 6 ile de 12 sadeleşse 2 yapar. Cevap böylelikle 4 pi yapar. Yani örnek 5 4 pi oldu. Geldik örnek 6'ya. Çemberin çevresi verilmiş. Yani 2 pi r'yi kaç vermiş? 24 pi vermiş. Pi'ler nanay. de buradan kaç geldi? 12 geldi. R'yi 12 bulduk. ACB yayının uzunluğu şurası 6 pi olarak verilmiş. Ölçü isteniyor bizden. Alfa isteniyor. O zaman diyeceğiz ki 6 pi eşittir. 2 pi r alfa bölü 360 değil miydi? Evet. Sadeleştirmeleri yapalım istersen. Şimdi buradan ne geliyor? Hocam şunlar şunlar sadeleşince 6 geldi buradan. Burada da 2 yok. 12'ye böldüğünde 3 geldi değil mi? 30 geldi pardon. E şununla şu sadeleşince 15 geldi. 15 ile de 6'yı çarpınca 90 mı geliyor? Evet 90 geliyor. Alfayı böylelikle 90 olarak buluruz. Bu arada pi'ler de sadeleşiyor tabi. Alfa 90 çıkar. Yarım yay verilmiş, yarım çember verilmiş. Yarım çemberin çevresini bulunuz demiş. E 4 burası, burası da 4. Yay uzunluğu nedir? Normalde çevresi 2 piire ya. E yarım çember olduğu için bölü 2 yani piire yaptı burası. E o zaman burası yarım yay piire artı bir de 4, 4, 8 var değil mi dostum? Evet. Piire artı 8 yapar örnek 7. Geldik örnek 8'e. Şimdi... Taralı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. AB'yi kaç vermiş? 12 vermiş. O zaman burası 6. Burası da 6. Yani küçük yarımların yarı çapı 3. Büyük yarımın yarı çapı da 6 yaptı. Şimdi iki tane küçük yarım var. 2 tane küçük yarım bir tam yapar diyebiliriz. Ya da 2 tane 2 pi yarı çapı 3 ya. R bölü 2 var. Artı bir tane de ne var arkadaşlar? Şöyle yarı çapı 6 olan 2 pi r bölü 2 var. E, burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım şöyle. Burası 6 pi yaptı. Artı şurası da 6 pi yaptı. Topladığımız zaman da kaç yapar? 12 pi yapar. Şimdi sana bir güzel bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi. Şöyle bir çember yayı olduğunda. Büyük bir çember yayı olduğunda. içeride ya da dışarıda şöyle küçük küçük yaylar varsa. Yarım yaylar varsa. Şu yayların toplamı. Bak. Şuna eşit oluyor. Bak burası da 6pi yaptı. Bak şu ikisinin toplamı da 6pi yaptı. Gördünüz mü? 6pi 6pi. Ha bu şöyle de olabilirdi arkadaşım. Hocam biri böyle, biri böyle, biri de aynı aşağıda olabilir, yukarıda da olabilir. Biri de böyle fark etmiyor. Yine bunların toplamı neye eşit oluyor? Bak buna eşit oluyor. Böyle bazı özel sorularda, güzel sorularda bunu tekniği de uygulayabilirsin. Aklında kalırsa hızlı bir şekilde yapabilirsin diye bunu da söylemek istedim sana. Tamam? Evet örnek 8 böyle. Bak yalnız dikkat et. Çapla, bunların çaplarının toplamı bu yaptığı zaman, tamam? Ona da dikkat et. Geldik buraya. Birbirine teğet olan eş çemberlerin yarıçapları 4 santimetredir. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir. Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. E burada da teğet çektik. E burada da teğet çektik. Şimdi dikleri yazalım şöyle. Arkadaş, şu yarıçap 4, burası da 4, burası da 4, burası da 4. Bunlar 4, 4 ve birbirine paralel olduğu için. Bunlar paralel kenar hatta dikdörtgen çıktı. E o zaman burası da 4 burası da 4 ya. 8 ise 8 olur. Aynı mantıktan dolayı burası da 8 oldu. Bu çemberleri dıştan saran gergin ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş bir kere gergin ipte neler var? 8, 8, 16 var ipin uzunluğunda. Bir de ne var? Hocam yaylar var. Şimdi dikdörtgenden dolayı 90 burası. Burası da 90 burası 180 yapar. O zaman yarım yaptı burası. Aynı şekilde 90 burası 90 burası burası da 180 yaptı. Burası da yarım yaptı. 2 tane yarım 1 tam yapıyor değil mi? Bunlara da dikkat. 2 pi r 1 tam yaptığı için 4. Ya da ne dersin? 2 tane 2 pi r bölü 2 dersin. Bak bak şunlar sadeleşti. Işte. 2 yarım 1 tam yaptı. 2 pi r yaptı. O zaman cevap 16 artı 8 pi yapar deriz. Evet cevabı bu şekilde bulduk. Örnek 9'da. Ya da 8 pi artı 16 da diyebiliriz. Bir sonraki soruda yine aynı şeyin laciverti diyebiliriz. Şöyle merkezleri birleştirdik. Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Teğet çektik, teğet çektik, teğet çektik. Ya hocam bir sürü şey çiziyoruz burada. Ek çizim çiziyoruz. Hayır. Bunlar ek çizim değil lütfen. Bunlar anahtar kelime, eksik parça. Eksik parçaları sadece tamamlıyoruz burada. Dikkat etsene, değil mi? Ee, burada, e burada yarıçapları kaç? 3 birim. Hocam burası 3 birim, 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 3 birim. Bu 90, bu 90 dikdörtgenler oluştu burada. Burada, burada ve burada. Yani o zaman burası ne yaptı? Şöyle hocam burası 6. Burası 6. Burası 6. Burası 6 oldu mu? Oldu. Şimdi 6 24 mi yaptı ipin uzunluğu şu anda? Şu parçalar. Bir de elimizde ne var? Bu yaylar var. Bu yayları da bulacağız arkadaşım. Bu yaylarda da hocam burası kare 90. Dikdörtgen 90. Dikdörtgen 90. O zaman burası da 90 yaptı. 90'lık bir dilim yarıçapı 3 olan burası da 90. 90'lık dilim 90'lık dilim 90'lık dilim. 4 tane çeyrek tam yapıyor. Yani 1, 2, 3, 4 tane çeyrek daire var. Tam daire yapar. Ya da artı 4 tane yarıçaplar çaplar aynı olduğu için 2 pi r bölü 4 deriz. Bak 4'ler sadeleşince 2 pi r kalıyor. 4 çeyrek ya da 4 tane 2 pi r bölü 4 yazınca da çıkartırız. Yani cevap 24 artı 6 pi yaptı ya da 6 pi artı 24 diyebiliriz. Evet örnek 10 bu şekilde çıktı. Geldik örnek 11'e. Aynısı arkadaşım. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Burada bunu da uyguluyoruz şöyle. Merkez teğet çektik. Ve merkez teğet çektik. Yaptık. 90'lar derece. Burada yine dikdörtgenler çıktı mı karşımıza? Çıktı. Çünkü uzunluklar eşit. Yarı 2 birim. 2 birim. Ve bunlar paralel olduğu için dikdörtgen. Yani paralel kenar yani dikdörtgen çıktı burada. Burada da dikdörtgen çıktı. Burada da dikdörtgen çıktı. Şimdi Çevre A, B, C demiş. Arkadaş ben buraya A, buraya B, buraya C dersem A artı B artı C'yi kaç vermiş? 24 demiş. E, A ise burası da A, B ise burası da B, bu C ise burası da C. İpin uzunluğunda ne oldu biçimde? Dikkat edersen hocam A var, B var, C var. Ee, tam tersi yazmışım. Şurası B olacak, şurası C olacak değil mi? Evet ipin uzunluğu A artı B artı C bir kere var elimizde. Artı bir de ne var? Hocam yay uzunluğu, yay uzunluğu, ya uzunluğu. Bak şimdi. Herhangi bir şeklin etrafına bu üçgen olur, dörtgen olur, beşgen olur. Köşelerine eş daireler çizildiğinde, ip sarıldığında bu yayların hepsinin toplamı 360 yapıyor. Yani artı 2 pi r diyeceğiz. R dediğimizde 2. Bir öncekilerde de 2 tane yaptık ya. Onlarda da hep 2 pi r çıktı. Ama şeklin köşelerinde olacak ve yarıçapları da eş çemberler olacak bunlar. O zaman oluyor bu. Niye hocam? Bak şimdi ben buraya alfa, buraya beta, buraya teta dersem eğer. Hocam burası 90, burası 90 olduğundan şuradaki açı ne yapıyor? Bu açı 180 eksi alfa yapıyor. Hocam bu açı 180 eksi teta yapıyor. Hocam bu açı da 180 eksi beta yapıyor. Sen şimdi alfa artı beta artı teta'nın 180 olduğunu biliyorsun. Ee, şimdi bu dilimlerin toplamını bulursan olay bitti. Sonuçta bunları ayrı ayrı bulacağımıza yarıçapları aynı ya yan yana getirebiliriz. Yan yana getirdiğimiz zaman o açılar ne oluyor? yan yana geldiği için toplam olacak. Yani 180 eksi alfa artı 180 eksi beta artı 180 eksi teta'yı bulursan işte bu şu kadar merkez açılı bir daire yapıyor bu toplamlar. Hocam bunlar ne yaptı? 540 yaptı. Eksi parantezinde alfa artı beta artı teta yaptı burası. 180, 180, 180. Evet. Bu alfa artı beta artı teta 180'di zaten. 540'tan 180 çıkınca 360 kalıyor. Gördün mü? Bu açılar toplamı 360 yapıyor. Yani bu yaylar toplamı tam bir daire yapıyor. O yüzden 2 piye yazdık. Aç, e, bu A artı B artı C zaten 24'tü. O zaman cevabımız 24 artı 8 pi değil 4 pi yaptı. Ya da 4 pi artı 24'te diyebiliriz olaya. Evet örnek 11 bu şekilde çıktı. Geldik örnek 12'ye. Şekilde ABC eşkenar üçgen yani 4 birim 4 birim burası. E, gergin ip şekil, çekin etrafında belirtilen yönde sarıldığında. Arkadaş gergin ip şöyle 8 birim uzunluğunda bir gergin ipimiz var. 8 birim uzunluğundaki gergin ipi hop şöyle sardım. Hocam burası ne oldu o zaman? Burası 8 ise burası da 8 olacak. Ne kaldı buraya? 4. Bu böyle sarıldığında şöyle bir dairesel yol hareket etmeyecek mi şu merkezde? Evet. Yarı çapı 8 olan ve bu açımız 60'er derece değil mi? Evet. E, ee, 60'er derece olan böyle bir yay yaptı bu. İşte uç noktasının aldığı yol soruluyor. İşte bizden burası soruluyor. Artı arkadaş bu devam ediyor. Üçgenin etrafını saracak ya. Bu buraya kadar geldi. Buradan sonra böyle devam eder mi? Etmez. Bu üçgen ya üçgen içinden geçemez. Yani o zaman ne olacak burada? Arkadaş bu burada şu A noktasında kıvrılıyor. Artık A noktasında kıvrılıp böyle buraya gelmeyecek mi? Yani burada da şöyle bir şey yapacak. 120'lik ve yarıçapı çapı 4'lük bir şey yapacak. Yani elimizde şu var. 120 derecelik yarıçapı 8 olan 2 pi r. 120 bölü 360'lık bir yol gitti böyle. Sonra burada da bu uç buraya geliyor. Burası da şöyle bir şey. Yarı çapı 4 bir de yine açımız kaç derece? 120 derece. Çünkü burası 60 derece olduğundan dolayı. Ee, yine artı 2 pi r 120 bölü 360 yapacaktır. O zaman şunları sadeleştirelim. Şunlar gitti 3 kaldı. Bunlar gitti 3 kaldı. Yani burası 16 pi, 16 pi bölü 3 artı burası da 8 pi bölü 3 yaptı. Topladığımız anda 24 pi bölü 3 yapar. Yani 8 pi yapar cevap. Evet örnek 12 8 pi olarak bulduk. Güzel bir soru. Lütfen dikkat. Üçgen içinden geçmeyecek. Bu böyle geldi. Burada şu noktada sonra kıvrılma hareketi yaşandı. Tamam. Dikkat et. ÖSYM daha öncesinde bunun bunun benzerini sordu. Yine böyle bir soruyla karşımıza çıkabilir. Örnek 13'e geldik. İşte aynı soruyu şimdi bir daha yapalım. 9 birim uzunluğunda. Bak. Şimdi 9 santimetre uzunluğunda bir ip var burada gördüğünüz üzere. Ok yönünde sarılacakmış. O zaman bu bir kare mi? Kare. 3, 3, 3. Bak şimdi. Şu 9 birim uzunluğunda. Hadi bunu saralım. Hop şöyle. Böyle mi gelecek? Hayır. Karenin içinden geçemez. Buradan ancak hop şu C hizasına, BC hizasına kadar gelir. Bu şekilde yaptığında şöyle bir dairesel bir hareket edecek. Şu merkezde ve burası 90. Çeyrek daire oldu. Yarı çapı 9. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. E hocam şimdi burada 6'lık kısım devam edecek. Bak 6'lık kısım hop şöyle bir şey yapacak. Burada da altılı kısım şöyle bir şey yaptı. 90 burası da 90. E, ee, bir yarı daire yaptı. O zaman burası da 3 yaptı. Şimdi de burada üçlük bir daire olacak. Üçlük bir daire de hop tam olarak buraya denk gelmiyor mu? Evet. İşte bu ip böyle hareket etti. Sonra böyle hareket etti. Sonra böyle hareket etti. Şöyle hareket ettiğinde uç noktasının aldığı yol yarı çapı 9. Yani 2 pi r bölü 4 çeyrek daire olduğu için. Artı yarı çapı 6 2 pi r bölü 4 artı Yarı çapı 3. 2 pi 3 bölü 4 yaptı. E şimdi 18 pi burası. 18 pi artı 12 pi artı 6 pi bölü 4 yaptı. 36 pi bölü 4 yaptı. Bu da 9 pi mi yaptı? Evet. Yani cevap böylelikle 9 pi oldu. Gençler gibi yazamadım güzel ya. Cevabımız 9 pi oldu. Yine yazamadım. Bir daha son 9 pi oldu. Evet örnek 13. Güzel bir soruydu bu da. Geldik örnek 14. Çekil 1'de verilen ABC'de dikdörtgeni B köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürülerek şu şekilde bu hale gelmiş. Evet 2'ye 2 kök 3 verilmiş. Döndürmüş halinde de burası da 2'ye 2 kök 3 olur mu? Olur. D noktası isteniyor benden. Arkadaş D noktasını döndüreceğim. D noktasını B noktası etrafında döndüreceğim. Bak B noktasının etrafında D'yi döndüreceğim ya. O zaman D'ye odaklanacağım. Önceden D buradaydı. Hop döndüğü zaman. Hop bu buraya gelmedi mi? Evet. 90 derece döndürdüğüm için bak bu böyle 90 derece dönmüş hali. E o zaman burası 90 derece olacak. Bu dönüşte şöyle bir dairesel bir hareket yapmayacak mı merkezde? Evet. D noktasının aldığı yol soruluyor işte. Bize buradaki yol soruluyor. Arkadaş Pisagor bağıntısı. Burada bir 30-60-90 üçgen çıktı hatta. 30'u karşı 2 ise 90'ı karşı 4 yapar. Yarı çapı 4 olan bir çeyrek daire olmadım burası? Evet. 2 pi r bölü 4 çeyrek daire olduğu için yani cevap böylelikle 2 pi çıkar. Evet örnek 14 2 geldi Örnek 15'e. Şimdi bunlar böyle olmuş. Böyle gelmiş. Bakalım. Şekil 1'de çapları aynı doğru üzerinde bulunan 3 yarım daire verilmiştir. 2 yarım daire ok yönünde döndürüldü de şekil 2'de e verilen E noktasında birbirine teğet olmaktadır. CD uzunluğu 36 verilmiş. O, CD uzunluğu. Arkadaş şuraya bakar mısın? AA dersek. Buraya da BB dersek. Hocam burası 2A. Bak burası 2A artı 2B. 2A artı 2B. Burası da 2B mi? Evet. Toplamda 4A artı 4B. 4A artı 4 bye bize kaç vermiş? 36 vermiş. 36 vermiş. O zaman A artı B kaç çıkar? 4'e böldüğümüz A 9. A hocam bunun yarı çapı. A artı B değil mi? Evet. A artı B 9. En azından bunun yarı çapını bulduk. Güzel. Şekil 2'nin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaş biraz önce dedik ya zaten. İşte şu aynı zamanda şunların toplamına eşittir diye söylemiştik. Ama biz yine de ver, yapalım. Şimdi bunun çevresi nedir arkadaşım? 2 pi a bölü 2 artı öbürünün çevresi 2 pi b bölü 2 artı e, şunun çevresi. Bir de ne var? Şu yarım daire. Yarı da kaç bulduk? A artı b'den dolayı 9 bulmadık mı? Evet. O da 2 pi 9 bölü 2 eşit olacak. Peki burada bölü 2'ler gitsin. Bölü 2'ler gitsin. Bölü 2'ler gitsin. Pi parantezine aldık. A artı b artı 9 yapar. E artı b zaten 9'du. Hocam 9 9 cevap kaç yaptı o zaman? 18 pi yaptı. Bak. Burası gerçekten 9 pi iken şu ikisinin toplamı da 9 pi. Eğer biliyorsan hızlı bir şekilde yapabilirsin. Tamam? Evet, örnek 15. 18 pi yaptı. Geldik örnek 16'ya. Şimdi şekildeki yarıçap 4 cm olan tekerlek A noktasından B noktasına kadar döndürülmüş. Buna göre tekerlek kaç tur atmış? Arkadaş, bu böyle mesela bir tur atsa bu yüzey Burada da böyle bir tur. Bunun her bir yüzeyi buraya gelecek ya. Bir tur atması demek buraya kadar geldiyse ee, bir tur atması demek bunun çevresi kadar atması demek değil midir? Evet. O zaman buradan buraya kadar gelmesi demek kaç tur attığını söyler. Bunun yarıçapı çapı 4 ise bunun çevresi 2 pi r'den dolayı 8 pi'dir. Bu, bu çevresi 8 pi. 1 tur attığında bir 8 pi kadar gidecek. E böyle 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 8 pi kadar gidecek. İşte 96 pi gitmiş ya. O zaman 96 pi'nin içinde 8 pi kaç tane var dersek o zaman kaç tur attığını buluruz. O zaman bu da kaç yapıyor? 12 mi yapıyor? 12 tur atınca bu buraya gelmiş olur. Evet örnek 16'yı 12 bulduk. Geldik örnek 17'ye. Şimdi ne yapmış bu? Dönmüş. Eskiden nasıldı bu arkadaşım? Bu direkt böyleydi değil mi? Bu direkt böyleyken sonra bu bu hale gelmiş. Buraya kadar dönmüş böyle. Peki 6 metre uzunluğunda dikdörtgen biçimdeki bir elektrik direği şekil 1'deki gibi zemine dik durumdadır. Elektrik direği yerden yüksekliği 2 metre olan E noktasından kırılıp şuraya kadar 2 devrildiğinde şekil 2'deki görüntü elde edilmektedir. Tamam. 6 metre uzunluğundaydı o zaman burası 4 değil mi? Evet. Şimdi bizim eleman burada. Bak burada, burada, burada. Dikkat. Bu 4 birim hop devrildi böyle geldi. Burası da 4 birim demek değil midir? Evet. İşte bak 90'ın karşısı 4 iken hangi açının karşısı 2'dir? 30'un 60 olur burası. Burası da 2 3 çıkar. Şimdi benden CC üstü yayı isteniyor. Ha, şurası C iken bu devrilirken şöyle bu merkezde bir yay oluşturdu mu? Burası oluşturdu. İşte bu yayın uzunluğu isteniyor bizden. Arkadaş özel bir açı çıktı mı? Çıktı 60 derece burası. E uzağın burası da 120 çıktı. 120'lik yay uzunluğu isteniyor yani bizden. O da 2 pi r. Bak yarıçapı 4. 120 bölü 360 yapmaz mı? Yapar. Sadeleşse 3. Bu da 8 pi bölü 3 yapar. Ama pi'yi 3 alınız diyor. Pi'yi 3 alırsam şunlar gider. Cevap da böylelikle 8 yapar. Ama genelde pi'yi 3 alınız demezler. Cevap anahtarında 8 pi bölü 3'ü yazarlar arkadaşlar. Tamam. Evet. Gençler. Çemberin çevresi de bu şekilde. Şimdi çemberin benzerliği var. Tabi alana kadar devam edeceğiz. Doğru. Dur bakayım. Çemberin benzerliği bu şekilde alanda tamam az kalmış. Şimdi geldik çemberin benzerliğine. Arkadaşlar bütün çemberler yuvarlak değil mi? Ha küçük yuvarlak ha büyük yuvarlak. Bunlar nedir? Birbirine benzeridir. İki çember birbirine benzer. Yani bütün çemberler birbirine benzer. O zaman benzerlik oranı nedir? Yarıçaplar oranıdır. Yarı oranı çevreleri oranına da eşittir aynı zamanda. Çünkü yarı oranı benzerlik oranı R1 bölü R2 ise e, çevreleri oranına bakacak olursak çevreleri oranında 2 pi r1 2 pi r2 yapıyor. 2 pi'ler gidince bak r1 bölü r2 geliyor. He. İki çember birbirine benzerse benzerlik oranı r1 bölü r2'dir. Aynı zamanda çevreleri oranı da r1 bölü r2 yapıyor. Çünkü benzerlik oranı çevreyle alakalı her şeyleri oranına eşitti. Peki o ortak merkez olmak üzere evet atıyorum burası 2 burası da 3 olsun. Benzerlik oranı ne oldu o zaman? Arkadaşlar bak çemberlerde benzerlik ararken ya bütün çemberler birbirine benzerdir ya yarım çemberler birbirine benzerdir ya çeyrek çemberler birbirine benzerdir ya da merkez açıları aynı olan çemberler birbirine benzerdir ya da yayların ölçüleri eşitse de birbirine benzerdir. Bu yayların ölçüleri eşit mi aynı merkezde olduğu zaman? Evet zaten biraz önce aynı merkezde dediğim zaman da ki hikaye gibi oldu bu e, ölçüsü alfa bak bunu da ölçüsü alfa. Bizim temel orantıdaki gibi 2 bölü 3 oran var mı burada? Var. Yani burası 2x sen, burası 3x diyebiliriz. Bu şekilde benzerlikten bahsedebiliriz. Yani o ortak merkez olmak üzere o a bölü o c bizim temel orantıdaki gibi AB yayı bölü ne eşit olacak? CD yayına eşit olmak zorunda. Tamam. Alanı da geleceğiz. Alanı şimdiden söylemiyorum. Yarı çapları 4 bölü 5 olan iki çemberin çevre uzunlukları oranı nedir? Direkt benzerlik oranı 4 bölü 5 ise çevreleri oranı 4 bölü 5'tir. Heh, burada ne verilmiş? Hocam burada 1 bölü 2 oran var. E 1 bölü 2 oran eşittir. X bölü 6 pi değil midir? Evet. E buradan da X'i ne buluruz? 3 pi olarak bulur muyuz? Buluruz. AB yayının uzunluğu isteniyor. Cevap 3 pi çıkar. Heh, i̇şte bu çemberler de birbirine eşit benzerdir. Benzer olması için ben size ne dedim? Ya böyle tam bir çember ya iki yarım çember ya iki çeyrek çember ya da aynı merkezde iki çember ya da yay ölçüleri aynı olan çemberler de birbirine benzerdir dedim. E hocam burada AC yayından bahsetmiş bu yayla bu yayın ölçüsü birbirine eşit olduğu için bunlar birbirine benzerdir. Niye hocam? Bak şimdi ortak teğet çizdik ya ortak teğet çizdiğimde teğet kiriş alfa burası. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa yaptı. Alfa ise gördüğü yay burada da teğet kiriş 2 alfa yaptı. Ha, ölçüleri aynı olduğu için bu ikisi yine benzer oldu mu? Oldu. Ölçüleri aynı olduğu için benzer oldu. Buradaki benzerlik oranı aynı zamanda yarı çaplar oranına eşittir. Bir de ortak kirişli ortak kirişi var ya burada. Ortak kirişlere de ıı, ortak kirişler oranı da benzerlik oranıdır aynı zamanda. O zaman birinin kiriş kaç? 3. Diğerinin kiriş kaç? 8. Benzerlik oranımız 3 bölü 8 eşittir. Yaylar oranı o zaman arkadaşlar. Yaylar oranı Yaylar oranında burada ben bura x diyeyim. AB yayın uzunluğu isteniliyor bizden. öbürde zaten 16 pi olarak verilmiş. Yani x bölü 16 pi'ye eşit olacak. 2 pi katı 2 pi katı x de böylelikle 6 pi'ye çıkar mı? Çıkar. İşte bu şekilde birbirine t çemberler de birbirine benzer çıkıyor. Ya üstteki yaylar oranlaması ya da alttaki yaylarda da ölçüler aynı oluyor ya, Bunlarda da yine aynı benzerlik oranı var. Mesela 3 bölü 8 ya. Hocam burası 3 x y ise e, büyük yay 8y yapacaktır. Tamam. Buna da dikkat et. Bu şekilde de benzerlik yapabiliyoruz dostum. Evet böylelikle çemberin çevresi ve yay uzunluğunu halletmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda dairenin alanı konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.